Selamlar arkadaşlar. Bu videoda Katarina ve Silouş'un matchup'ını göstereceğim size ve ayrıca zırh deşme Katarina yapacağız arkadaşlar. İlk item Draktar falan alacağım. Böyle ortaya karışık bir şeyler yapacağım. Bu arada elektrik ver oynuyorum. Karasat oynamıyorum çünkü önceki videoda Karasat oynadım. Şimdi de Karasat olmasın dedim. Biraz da elektrik verle oynayalım. O üvey mi dedim yani. Birazcık üzüldüm elektrik vere. O yüzden onunla gireyim dedim. Bu videoda şimdiden bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Şimdi karşı takım full AD arkadaşlar. Bu arada ana hesabımda oynuyorum. Düşük bir Elo'da değilim şu anda. Herkes Grandmaster Master arasında. Grandmaster Master arası Elo'da build deniyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. İnanılmaz. Neyse adam lane itirsin. Bildiğiniz gibi Lucian şu anda mid lane'in en güçlü karakteri diyebiliriz. Ona karşı da build denemek birazcık yürek istiyor açıkçası. Ama olsun. Biz her türlü deneriz kardeşim. Sıkıntı yok. Birazcık dayak yiyeceğiz tabii ama olsun. Sen gerçek bir maymunsun. Anladım. Selin'den de sana selam yolluyorum. Adam 4 level oldu ya. Ya şu anda adam hızlı farm yaptığı için adama da giremiyorum açıkçası. Hem level'da önde şu anda hem farm'da önde. Bizim Mundo'nun falan gank atması gerekiyor da Mundo'yla da nasıl gank atacak hiçbir fikrim yok açıkçası ya. At oğlum Q'yu. Ay ne yaptın? Adam Mundo'dan bana sektirdi ya. Draktarı alalım arkadaşlar. Draktarı alalım. Draktar önemli. Draktarı aldıktan sonra diğer alacağımız efsanevi eşyalarda %5 yetenek hızı verecekmiş bize. Ya yetenek hızında değilim tabi ama. Şimdi ikinci item olarak tahsildar almayı düşünüyorum. Bunun pasifini okudum. Bir rakibin canını %5 değerinin altına düşürecek miktarda hasar vermek rakibi infaz eder. Yani tek atıyorsunuz. Piker RS gibi düşünün ama %5 canının altında işliyor bu. Onu da söylemiş olalım. Tamamdır. Şu an çok kötü durumda değiliz arkadaşlar. Toparlarız, sıkıntı yok. Çok dürtüyor arkadaşlar bu çar ya. Harbiden çok dürtüyor. Bir de blue buff'ı var artı Tanrıçanın gözleşi falan almış. Herhalde mana veren kasacak. Bilmiyorum nasıl olacak ya. Ya bizim takımın da birazcık oynaması lazım. Bot lane'imizin falan kazanması lazım en azından. Yoksa kaybedebiliriz. Herif çok dürtüyor ya. Yani tam da troll build deneyeceğim sırada adamlar Lucian mid aldı. Muhtemelen artık Lucian mid'i banlayacağım. Şampiyon seçimindeyken. Çünkü gerçekten çok zor kazanması. Ya ben normal build bile kassam şu an Lucian'ı yenemem. O kadar güçlü. Adam akıllı bir gank almam lazım şu anda. Ki anca öyle yenebilirim. Tamam. Kestiler herhalde onlar. Çok güzel. Çok güzel. Tamamdır. Gayet iyi. Benim almam çok mühim değil. Adamın ölmesi bile yeter. Ben buradan farm yapacağım çünkü. Bu arada arkadaşlar muhtemelen Karahasat'la bu build daha iyi olurdu. Dediğim gibi Karahasat'lı versiyonunu da çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Like atarak da belirtebilirsiniz. Çünkü hani Draktar alacağım için Karahasat'la birlikte uyumlu olabilir. Hani mesela bir adamı kesiyorum. Draktar'la birlikte görünmez olacağım ve Karahasat'ım tekrar gelecek. Düşünebiliyor musunuz o olayı? Ama şimdi karşımda Lucian var dedim. Muhtemelen Karahasat yükü biriktiremem diye şey aldım. Elektrik ver oynuyorum. O yüzden. Karşımda kılgan bir şampiyon olsaydı direkt Karahasat'ı alırdım abi. Early'de stacklerdim. Late game'de de bam 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 vururdum. Genelde öyle oluyor çünkü. Karahasat'ı stackleyemezseniz iş bitiyor. O yüzden çok riske atmadım açıkçası. Bunu kesebilir miyim ya? Yat oğlum çok güzel. Nice. Yani trash çekmese de kestik. Sıkıntı yok o yüzden. Tuşlarını da aldık adamın. Draktarım ne zaman bitiyor? 500 gold'a ihtiyacım var. Buradan bir berkat alırsam çok iyi olur. Alabilir miyim berkat? Vallahi inşallah alırım diyecektim. Adam geldi. Öldüm ya. Anlaki denmez buna. Ben kendi salaklığımdan öldüm ama sıkıntı yok. Muhtemelen Draktarı alırım artık. 40 gold. Bekleriz base'de. Şimdi ne alabiliriz arkadaşlar? Şöyle suikast itemlerine bakıyorum bir. Adam akıllı bir item var mı diye bakıyorum. Hem suikast item'ı hem de can veren bir item falan var mı? Gecenin kıyısı alabiliriz. Hem de 325 can veriyormuş. Onu bir düşünebiliriz. Çık buradan çık 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 çık. Çık abi. Abi bu ne ya? Abi ben kesmiştim onu bu arada. Gitti KS attı ya. Şimdi arkadaşlar şu Sins Pençe denen item muhtemelen damın üstüne atlayan itemmiş. O yüzden onu alacağım. Onu bir deneyeceğim. Hadi atla oğlum.
Güzel, güzel, güzel. Adamı kesene kadar işkence çektik biraz arkadaşlar ama olsun. Buna niye gelmiyorsun abi sen? Oğlum bu adam ne vuruyor böyle? Vur abi şuna. Heh, tamamdır. Ben base atayım artık ya. Ya da base atmadan şu adamı da kesebilirim belki. Ona bir deneyebiliriz. Tamam bunu kestim. Var mı abi? Güzel. Buna da buna da. Ben bu lane'i ittiriyorum hemen. Hızlıca. Çok güzel. Çok güzel. Bir kill'i benim almam çok güzel oldu şu anda. Bunu alacağım. Ne veriyormuş bu? Adamın zırhını kırıyor galiba bu item. Şöyle alalım şunu da. Bu itemden sonra bu arada arkadaşlar karabaltı çıkacağım. Neden karabaltı çıkacağım? Biliyorsunuz ki karabalta zırh kırıyor. Zırh kırmak için de hani ulti attığınız zaman mesela her ulti atışınızda zırhını kırabiliyorsunuz adamın. O yüzden karabaltanın OP olacağını düşünüyorum. En azından bu takım için. Deneyeceğim en azından. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Yani şu anda pek kötü oynamıyorum ama iyi de oynamıyorum. Çünkü karşımda bayağı güçlü bir mid laner var. O yüzden çok oynayamadım diyebilirim. Güzel. Aa ben alamamışım o kili ya. Neyse olsun. Kime gitti? Mundo'ya mı gitti? Hayır hayır flash attı ya. Ulan kesecektim neredeyse. Bu arada güzel 6-3 olduk. Skoru da toparladık hem. Hem de bu itemleri de alacağız birazdan. Bakalım umarım güzel bir şey çıkar bu build'den de. Şu kuleyi de alalım gelmişken. İyice parayı toparlayıp öyle dönmek istiyorum. Niye alamıyorum lan? Ha bu ihtişamlı itemmiş. Ay, ihtişamlı itemse ne alacağız arkadaşlar? Bu ne? Bu fiziksel sömürü veriyormuş. Fiziksel sömürü işimize yarar bu arada. Yarayabilir. Ha, bunu alalım ya. Tahsildar. Aa gel bana oğlum. Oy 999 vuruyor item arkadaşlar. Bu ne? Bozuk mu? O ne öyle? Aa kesemedim lan adamı. Allah Allah nasıl kaçtı ya? Flash mı attı arkadaşlar? Ben pek görmedim ama sanırım flash attı. Ay aman aman aman. Ölecektim neredeyse. Bu item bayağı güzele benziyor bu arada. Tahsildar. Şimdi ne alacağız arkadaşlar? Şöyle bir düşünelim. Muhtemelen bunu alacağım ben. Ondan sonra bir tane de can alalım. Şu potu satıp da uzun kılıç alalım. Üçüncü item karabaltıya ihtiyacım var. Hem zırh delme açısından hem de can yetenek hızı falan veriyor. Güzeldir yani. Karabaltı da alınır. Ondan sonra kanlı kılıç dikkatimi çekti. O da fiziksel sömürü olduğu için can çalma veriyor. Ondan başka ne çıkılabilir bilmiyorum açıkçası. Çok fazla bakmadım itemlere. Ay sakin olun oğlum. Tamam. Sakin ol. Herif öldü. Aman diyeyim. Aha orada fight çıkacak. Geliyorum. Ultini açsana abicim. Niye ultini sona bak saklıyorsun ki ya? Let's go. Let's go. Oy! Ay 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 ay. Arkadaşlar, bu tahsildar denen item'ı çok sevdim ben. Çünkü belli bir canın altına gidince adam tek yiyor. Tahsildar seviyorum seni kardeşim. Güzel itemsin. Buradan red var mı yok? Zırhleşme Katarina'da bence gayet güzel arkadaşlar. Hani şu an yüksek eloda denediğim için güzel diyebiliyorum. Hani düşük eloda denesem şey derdim yani hani nasıl diyeyim size? Güzel ama denemeyin falan diyebilirdim. Onu demiyorum. Şöyle kaçalım şuradan. Buradan da kaç. Gayet iyi. Karabaltıyı alalım şimdi. Ondan sonra ne alabiliriz peki? Karabaltıyı aldık. Zırhleşme itemlerinden bir bakalım şöyle. Güzel bir zırhleşme itemi yok mu ya? Şöyle bir alalım da ondan sonra bir bakarız. Allah lan 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 lan. Oğlum bu ne lan? Allah Allah heriflere bak ya.
Abi bu adam ne yapıyor ya? Benim ağır yaraya ihtiyacım var galiba. Pardon, zırh delmeye ihtiyacım var. Zırh delme. Şunu bir al abi. Geldim ben de abi. Geldim. Go 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 go. Güzel, gayet güzel. Bu arada arkadaşlar, oyuna girmeden önce itemlere hiç bakmadım. Zaten AD itemlerini hiç bilmiyordum. O yüzden ezber build yapmadım açıkçası. Onun yerine özelliklerine baktım. Ona göre aldım falan. Tahsildar zırh değişme kasacaksanız baya güzel bir item. Bak 999 vurdu, şimdi buna vuracağım. Ama ölmüyor ki bu herif. Abi bu adamda ne item var ya? Şu ölümsüz kalkanay denen item var ya. Fena counter ya. Ve sanırım bizimkiler de ölecek. Yo, ölmediler, güzel. Oy, Riven'e bak lan. Yok ediyor Riven. Ama Ashe de yok etti. Ashe de yok etti abi. Şu itemi artık almak lazım ya. Tamamdır. Benim item bitti arkadaşlar. Birazcık dayanın. Ölmeyin. 30 saniye ejderi. O öldü. Yapacak bir şey yok. Abi ben item almadan mı gireceğim fight'a ya? 15 saniye. Bence dönerim. Dönemez miyim? Yakalanmayın abi. Yakalanma. Adamlar direkt alacak ki. Mundo çalamayacak. Evet, aldılar adamlar. Güzel. Bunu kes abi. Ay, karşıda bir anlık Bliss olduğunu unuttum, biliyor musunuz? Neredeyse oku yiyordum ya. Allah'tan yemedik. Ama ne yapıyorsun ya? Abicim çok garip bir insansın ya sen. Hadi Riven. Hadi aslan. Hadi aslan. Lan. Adamsın ha sen. Harbiden adamsın ya. Abi şu oyunu kazanalım artık ya. Hadi let's go. Ben Riven'in arkasında oynayacağım. Riven'i yalnız bırakmayacağım abi. Adam zaten 19-2 oynuyor. Çok fit. Onu yalnız bırakmazsak muhtemelen bin alırız. Arkasında oynayacağım. Kesinlikle girmeyeceğim. Bunu da tanklasın abi. Kaysamız da yakalanmazsa zaten muhtemelen bin. Hani oyun fazla bile uzadı bence. Thresh. Aa, kimin flash'ını aldı lan? Master'inin flash'ı mı gitti? Güzel. Büyü nüfuz botunu aldım ya. Büyü nüfuz botunu skill'lerim daha çok vursun diye aldım. Hani mantıklı bir şey gelmedi aklıma. Merkür de alabilirdim ama Merkür işe yaramaz. En mantıklısı sihirbaz papuçları geldi. Vallahi Bliss var ya, çok ince yerlerden tutturamıyor. Bir tuttursa öldük yani. Ay aman amanım, burada ölmeyeyim. Tamam. Tamam. Ben yine kaça kaça oynuyorum. Abi bu ne? Bu kalkan ne? Ya yok ya, neyse tamam. Kazandık güzel. Ya ben tankladım. Kaysa'nın yerine, yani Kaysa'nın önüne geçtiğim için Nasus Q'sunu bana attı. Bana vurdu. Kaysa taşıdı. Kaysa'ları ben taşıdı. GG. Güzel oyundu. Treyarch bir oyundu. Hani yorumlarda şey yazan bir arkadaş vardı. Oyunlar çok kolay geçiyor. Böyle atacaksan atma. Zaten bu build'le, yani bu skorla tek atman normal falan diyorlardı. Yüksek eloda da denedim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hani bence gayet güzel bir video oldu. Treyarch video oldu. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Çıkmadan da bir beğeni atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Aa, ustalık oldum lan. Güzel. Bu hesap serilerdeydi. Elmas 1 serilerindeydi. Onu unutmuşum. Onu da söylemeyi unutmuşum video başında. Ama ustalık olduk TR'de de. Ustalık olduğuma bakmayın. Grandmaster Challenger elodayız şu anda. Hasarlara bakalım. Hasarlarım 27k bir hasar atmışım. Karşı takımın neredeyse hepsinden fazla vurmuşum. Kayısamızdan fazla vurmuşum. Riven tabii ki en fazla hasar vuran insan. Bence güzel bir videoydu. Hem random şey denedim, item denedim. Ona rağmen bayağı güzel hasar attım. Umarım sevmişsinizdir arkadaşlar videoyu. Böyle yüksek elo build videoları gelsin istiyorsanız, devamı gelsin istiyorsanız videoya kaç like gelsin. Gönlünüzden ne koparsa like'a atın. Görüşmek üzere. Bay bay.